Merhaba Cam. Evet, gördüm sizi. Merhabalar. Taşı birazdan bağlanacak. Bakıyorum. Gelenler için söyleyeyim şimdiden. Taşı benim Nepal'den meditasyon öğretmenim. Hikayemi bilenler biliyor. Böyle bir heyecanla Nepal için biletlerimi almıştım ve böyle gidip orada öğreneceğim mindfulness acaba nedir falan diye düşünüp sabah uyandığımda kendimi Nepal'de Katmandu'da bulmuştum. Neyse ki taşı bana manastırını açmıştı, yuvasını açmıştı aslında. Okancığım ben de çok özledim. Salı günü beraberiz. Evet, ben sizi görüyorum şimdi. Evet. Taşinin bağlantı göndermesini bekliyorum şu anda. Ay canım Dilek hocam. Zürrecim de gelmiş. Taşıyı bekliyoruz. Acaba ben onu davet edebiliyor muyum ki? Ha, istek gönder. Taşıdan mı gönderdiniz Meral? Bir dakika. Göremiyorum. Ha, ben bir dakika. Evet, cevap vermesi bekleniyor. Evet, bağlanıyor. Evet. Evet, merhabalar. Merhaba, merhaba Taşı Dilek. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, Sayın teşekkür ederim. Aslında başlamadan önce size nasıl hitap etmem gerektiğine çok emin olamadım. Onun için size sormak istiyorum. Siz bir lamasınız. Belki burada lamalığın ne olduğundan bahsederek aslında size nasıl hitap etmem gerekiyorsa ona göre beni yönlendirebilirsiniz. Şimdi Bilgeciğim, bizler lamayız, birer keşiş, monkuz. Aslında yani burada ismin bir önemi yok ama genelde bizim Himalayalarda, Tibet'te, Nepal'de lamala diye hitap edilir. Lamam diye hitap edilir. Yani bildiğim kadarıyla siz de üniversitede öğretmensiniz. Evet, üniversite. Öğrencileriniz size nasıl hitap ediyor? Öğrencilerim bana hocam diyorlar. Hepsini çok O seviyorum. zaman siz değil de bana hocam demesin de bir Çok sorun olur. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani size ben siz gelmeden önce biraz bahsediyordum aslında. Benim için çok çok özelsiniz. Çok büyük bir değersiniz gerçekten. Çünkü benim öğretmenimsiniz. Bana Budizm öğrettiniz ya o bir derya deniz öğrenemem. Şimdi sizden de belki bir özetini alacağız ama bana meditasyon öğrettiniz. Ben gerçekten meditasyon yaptığımı zannediyordum bunca zaman. Amerika'da öğrendiğimi zannediyordum. Ama aslında Nepal'e gittiğimde siz bana yuvanızı açtınız ve bana günlerce bıkmadan, usanmadan beni dinleyip meditasyon öğrettiniz. Onun için aslında bu değeri ben sevgili takipçilerle, Türkiye'de bu konuyu merak edenlerle paylaşmak istediğim için sizi davet etmek istedim. Öncelikle çok teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik oluşturup insanlara bu bilgiyi doğru bir şekilde ulaştırabilmeye aracılık yaptığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da sevgilerimi sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Hocam bazı sorular aldım ben zaten. İlgilisi çok gerçekten. Gerçekten Budizmi bir Budist'ten öğrenmek istediler. Meditasyonun ne olduğunu ama bazı sorularımız da var. Şimdi süremizin yettiği ölçüde size bu soruları takdim etmek istiyorum ama şöyle bir hatırlatma yok. Bir saati aşar ve biz konuşmaya devam edecek olursak ben bunu devam ettiririm. Şimdi ben siz sözü daha fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Öncelikle onun için Budizm diye başlayalım. Budizm nedir? Budizm bir din midir? Yoksa Budizm bir felsefe midir? Şimdi
söyle söylemem, başlamam gerekirse Budizm kelime anlamıyla en kısa şekilde açıklarsan Budizm huzur demektir. Budizm mutluluk demektir. Ama bunu biraz açacak olursak Budizm yaşadığınız pencereden bakış açınıza göre değişiklik sevgiler. Eğer bu taraftan yani bir A dininin veya bir B dininin veya bir felsefenin içerisinde baktığınız zaman sadece bilgi olarak görmeye çalışırsanız içinde bulunduğunuz eğer bir din ise bu din size bir din olarak gelebilir. Eğer bir felsefe içerisinden bakıyorsanız Budizm size bir felsefe olarak gelebilir. Budizm bize göre bir din değildir. Çünkü Budizm'in içerisinde tanrı veya tanrılara inanmak diye bir şey yoktur. Tam bunu soracaktım zaten. Biliyoruz hepimiz Buda'yı biliyoruz. Buda'nın aslında bir peygamber mi, bir tanrı mı? Buda'nın ne olduğunu bilmiyoruz belki. Bu soru, bu diğer bir soruydu. Katılımcılardan gelen başka bir soru. Buda'yı tarif eder misiniz acaba bize? Buda nedir? Buda kimdir? Tamam. Şöyle bir Budizm felsefesinin yaşam biçimini biraz açaraktan neden bir yaşam biçimi, neden bir felsefe, neden bir din olabileceğini açıklayalım. Ondan sonra Buda tarafına yavaş yavaş geçelim. Eğer sizin gibi Nepal'e veya Tibet'e veya Bhutan'a geldiğinizde Budist yaşam biçimine baktığınızda kendiniz farklı bir dinin içerisindeyseniz Budizm'i orada bir din olarak görmeniz gayet normaldir. Çünkü oradaki insanların ne yaptığını anlamak, kavramak biraz zor gelebilir. Farklı bir kültür, farklı bir yaşam tarzı, farklı ritüelleri olan, bazı günler farklı ritüeller, bazı geceler farklı ritüeller, bazı sabahlar farklı ritüellerin yapıldığı, bunun sanki bir seremoniymiş gibi, bir törenmiş gibi, bir ibadetmiş gibi algılanması, ne yapıldığının bilinmemesinden kaynaklandığını. Eğer felsefenin içerisine girdiğinizde tamamen Budizm'in bilinci öne çıkarıp bilincin insan olduğunu, yani şu an beni gördüğünüzde ellerim, ayaklarım, kolum, gözüm, düşüncelerim, geçmişim, hatıralarım hepsine Budizm bilinç olarak bakar. Bilinç olarak tanımlar. Ve Budizm'in en temel öğretisi bilincin farkındalığını elde etmek, bilincin farkındalığını vermek olduğundan dolayı işte bunu kavramak, bunu yaşamak, kendi içe dönüşler, dış dünyanın farkına varıp, insanların yaşamının farkına varıp, canlıların yaşamının farkına varıp ve bunları sevgi, şefkat içerisinde, bilgelik içerisinde, mesafeli bir yaşam içerisinde takip ederek alınan bir yaşam şeklidir. Yaşam kültürüdür. Yaşam kültürüdür. Yani buradan dolayıdır ki Budizm Buda ile Buda olmuş. Budizm olmuştur. Buda'dan önce Budizm var mıydı? Tabii ki vardı. Buda'nın Budist olup yani Mong keşiş olup Budizm felsefesinin içerisine girmesindeki en büyük etken gördüğü bir keşişten, bir monktan yani bir lama, bhikkhu'dan esinlenerek
etkilenerek Budizmin içerisine girip Budizm öğretilerini aldım. Evet, bu inanılmaz bir bilgi çünkü gerçekten ben bunu Nepal'e geldiğimde öğrenmiştim. O kadar okuduk, o kadar baktık ama tabii uzaktan uzağa bakmak çok öğretici olmuyor. Onun için sizden bu bilgiyi almak çok kıymetli. Teşekkür ederiz. İsterseniz devam edeyim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu da Budizm'le yani Buda'yla Budizm olmuştur. Daha ondan önceki yüzyıllardır süregelen öğretiler olsa da bu öğretiler kişiler kendi kendilerine Buda'nın elinde olan avantajı olmadığından dolayı pek duyuramamışlardır. Budizm Buda ile parlamıştır. Buda ile tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki Budizm'in doğuşu Buda ile başlamıştır diyebiliriz. Demin dediniz Buda bir peygamber midir? Buda'nın yaşam felsefesi, yaşam biçimi içerisinde dinlere nötr kalmıştır. Yani ilgilenmemiştir. Kas sistemine karşı olan bir kişi olduğu için yani kendisinin asla bir elçi veya Tanrı'yla konuştuğunu veya Tanrı'dan haber getirdiğini veya tanrısal bir üstün güç olduğunu, doğaüstü bir varlık olduğunu asla söylememiştir. Bu tamamıyla yanlış kişilerin yaptırmasından başka bir şey değildir. Bu da başka sorunuzun... Evet, evet. Başka budalar da var diye sorumuz vardı katılımcılar. Şimdi arkamda da gördüğünüz şekilde evet. Arkamda da gördüğünüz şekilde gördüğünüz resimlerin hepsi farklı Buda ve Bodhisattvalardır. Buda'dan önce ve sonra zannedersem. Şimdi Buda'dan önceki öğretiler de vardır. Buda'dan sonraki öğretiler de vardır. Buradaki öğretileri de şöyle açayım. Bilge, Budizm'e baktığımız zaman Budizm dünya genelinde farklılıklar göstermektedir. Nasıl farklılıklar göstermektedir? Şimdi Tibet tarafındaki Budizm ile Tayland tarafındaki Budizm ile Çin'deki Budizm ile Japonya ve Kore'deki Budizm ile farklılıklar gösterse de hepsini bir şeker olarak algılayabiliriz. Bunu nasıl şeker olarak algılayabiliriz? Şimdi şekerin türleri vardır. Tatlının türleri. Bal olarak vardır. Beyaz şeker vardır. Kahverengi şeker vardır. Meyvenin konsantresinden çıkmış şeker vardır. Hepsi tatlıdır. Hepsinin ağızda verdiği tat aynıdır. Buradaki Budizm'in hepsi farklı farklı tat verseler de öğreti ve öğretide alınan yollar farklılıklar gösterir. Mesela bu benim giymiş olduğum kıyafet Tibet Budizminin yani Mahayana dediğimiz büyük araç anlamına gelen tüm canlıların acıdan kurtulması için öğretileri bunun üzerinde olduğu için bireysel aydınlanmaya giden yolu aşıp tüm canlıların aydınlanması için öğretilerle dolu bir yoldur. Bu öğretilerin içerisinde de mesela sizin üniversiteler gibi Bahçeşehir Üniversitesi'nin atıyorum kafadan Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi gibi düşünün. Bütün üniversiteler mühendislik eğitimi verip öğretmenleri ve burada okutulan kitapların farklılıkları,
Ama tamamıyla o okuldan çıkan öğrencilerin mühendis olduğunu tüm üniversiteler kabul eder. Evet. Burada Tibet Budizminin içerisindeki de farklılıklar gösteren okullar vardır. O okulların her birinin öğretileri, arkamda görmüş olduğunuz budaların öğretilerini seçerekten öğrencilerine bu öğretileri verirler. İşte burada farklılıklar gözükse de başlangıç ve son aynıdır. Gidilen yol farklı olabilir. Bunu da şöyle açıklayayım basitçe. Edirne'den Türkiye'ye girersiniz. Çıkış noktanız Hakkari ise Hakkari'ye ulaşmanız için Karadeniz'den inebilirsiniz. Akdeniz'den inebilirsiniz. Adana'dan da geçerek gidebilirsiniz. Sonuçta Edirne'den girip Hakkari'den çıkarsınız. İşte buradaki bütün Evet. o felsefesi de böyledir. Evet. Peki o zaman kıyafetler de onun için mi ayrışıyor? Mesela turuncu kıyafetler giriyor. Sizin bordo. Onlar Tayland bölgesindeki Ha. Budizm yani Theravada bir diğer adıyla da Hinayana olarak geçer. Geçiyor. Buradaki öğretiler de Theravada dediğimiz zaman aslında bu küçük araç anlamına gelir. Buradaki öğretiler kişinin bireysel aydınlanmasına yönelik öğretilerdir. Şimdi işi biraz daha o turuncu olarak giyinen sadece devamlı bu şuradan itibaren omuzları açık olan sadece boydan boya turuncu veya kırmızı veya biraz daha değişik o tonlarda sarıya doğru kaçsa da bunların hepsinin farklı anlamları vardır. Biz bunlara Theravada Budizmi deriz. Bunlar genelde Sri Lanka, Hindistan'ın bir bölümü, Myanmar, Kamboçya, Tayland, Singapur'da, Tayvan'da mevcutturlar. Peki hocam, tam da bu yaşam tarzını, kıyafet ya da işte giyime ve aslında benzer bir oluşumla ama aynı sonuca çıktığını konuşmuşken, bir Budist nasıl olunuyor ve bir Budist nasıl yaşıyor? Bunu da merak ediyoruz biz. Şimdi Budist olmak diye bir şey yoktur. İşte bir yaşam felsefesini seçersiniz, benimsersiniz, kabul edersiniz. Evrensel olan bir kural vardır. Tüm geleneklerde, göreneklerde, yaşam biçimlerinin ortak düşüncesi vardır. Öldürme, çalma, doğru yaşa, Yalan söyleme. yalan söyleme, bunları kendinde uyguladıktan sonra istediğiniz tüm yaşam biçimini zaten seçmiş olursunuz. Ama burada önemli olan şu var. Budist olmak, genelde bunu bana çok sorarlar. Budist olmak ayrı şeydir. Manastırda yaşamak ayrı şeydir. Evet. Normal olarak yaşamak Budist olarak normal yaşam çok farklı. Şimdi Budist olmak diye bir şey, bunu geçtik. Yani yaşam biçiminin içerisinde sizin nasıl yaşayacağınızı siz kendiniz seçersiniz. Budizmin içerisinde yasak veya şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, herhangi bir ödül yoktur, şunu yapınca şunu alırsın, cennete veya cehenneme gidersin diye bir olgu da yok. Bundan dolayıdır ki Budist yaşam biçimi iki çeşittir. Bir bizlerin manastır yaşamı. Aslında burada manastır kelimesine de değinmek istiyorum. Evet, manastır. Manastır kelimesi işte Nepal'e geldiğinde de söylemiştim sana. Ve burada Türkçe'ye geçişler veya İngilizce'ye aktarımlar bilinçli olarak, yanlış olarak, bakın bilinçli olarak altını özellikle çiziyorum. İngilizce'ye veya diğer dillere çevrilirken manastırın tercümesi yanlış yapılmıştır. Çünkü manastırdaki
verilen anlam tamamıyla semavi dinlerin kendi oluşumlarını zihin altı deriz. Biz bilinç altını pek kullanmayız. Zihin altından vererek onu okuyanlara, yaşayanlara empoze etmektir. Burada bizde manastır diye bir kavram yoktur. Türkçesi, Tibetçesi Gompa'dır. Ve bunun içerisinde herhangi bir ibadet, herhangi bir tanrısal, herhangi bir oluşum söz konusu değildir. Tamamıyla Gompa'larda kelime olarak tercüme ettiğimizde bilge evi, bilge insanların yaşadığı yer, bilginin yaşadığı yer, bilgeliğin çoğaldığı yer anlamına gelen. Doğru yere gitmişim. Benim de adı i̇şte bilgi burada, olduğuna göre yerimi bulmuşum. Yani. Peki. Gompa, yani manastır diye söylediğimiz, telaffuz ettiğimiz yerde eğitimin her türlüsü vardır. Evet, burada evet. Şu an geldiniz, gördünüz, evet, İngilizce, matematikten, coğrafyadan, biyolojiden tüm eğitimleri alabileceğiniz, verilebileceği bir aslında eğitim kurumudur. Bu üniversiteye kadar yükselir. Burada öğrenebileceğiniz her türlü eğitim vardır. Coğrafyadan, astrolojiden, uzaydan, tıptan, matematikten, fizikten, kimyadan tutun da tüm bilimsel çalışmaları bu gompalarda öğrenirsiniz. Eğitiminizi buralarda alırsınız. Bir grup neden hocam o zaman gompalarda yaşıyor? Bir grup normal yaşam sürüyorlar galiba. Arasında nasıl bir fark var bunun? Yaşam tarzını merak ediyordu insanlar. Şimdi bizim gibi kıyafet giyenler devamlı manastırlarda yaşarlar. Evet. Manastırlarda işte bu eğitimler aslında burası yatılı bir okul gibi düşünün. Genelde o bölgelerde eğitim sistemi ve çok dağlık olduğundan o bölgeler normal okulların açılması çok güçlüklerden dolayı olduğundan dolayı kişiler manastırlarda binlerce yıldır bu eğitimi oralarda alaraktan eğitimlerini bu şekilde aktarmışlardır bir sonraki nesle, bir sonraki nesle. Bireysel, evet, yani bireysel aydınlanma dediğimiz yollarda bu bilge evlerinde, bilgelik okullarında devam etmişlerdir. Normal şu anki sizlerin yaşadığı yaşam, yani evlenip çocuk sahibi olup normal bir işte çalışıp işine gidip eğlenceye gidip her türlü aktiviteye katılıp, yani yaşamın içerisindeki tercih ettiği, istediği her şeyi yapabileceği bir ailesel giyeceği kıyafetinden tutun da her türlü seçimini kendisinin yaşamın yönlendirerek yaptığı bir yaşam şekli olmuş oluyor. Evet evet, bunu ben de görmüştüm. Bizlerin yolu biraz daha farklı. Bizim yolumuzda şöyle açıklayayım bunu. Girdiğiniz yolun gittiği yeri bildiğiniz için o yolda nelerin olup nelerin olmadığını zaten yola girdiğinizde biliyorsunuz. Ve o yolu yol alırken sizlerin işte şunu canınız istemez mi? Bunu canınız istemez mi? Bu olursa ne yaparsınız? Bunu niye yapmasınız? İşte bu yolda bunları satan iş yerlerinin veya tesislerin olmadığını düşünürseniz öyle bir şeye de ihtiyacınız olmaz. Zaten bu yolda yol alırken bağımlılıklar dediğimiz öğretiler vardır.
Bu öğretilerden vazgeçtikçe aldığınız yolda istekleriniz, sizin yollarınızı belirli bir noktadan sonra nötr bir şekilde devam etmenizi öğretilerle beraber sağlayacaktır. Evet, tam da yine yaşam tarzına gelmişken aslında bazı olması gerekenler olmaması gerekenlerle bağlantılı olarak vejeteryanlıkla ilgili bir inanç da var. Yani canlılar öldürülmemeli, kesilmemeli diyor bir grup ama bir grup da diyor ki bitkiler de aslında bir canlı diyor. Budizm'de vejeteryanlık var mı hocam? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Şimdi Budizm'in farklı farklı bölgelerinde farklı eğitimlerin içerisindeyken öğrencinin beslenme şekillerini bağlı olduğu hocası belirler. Şimdi sizin Bildiğim geldiğiniz sorunun cevabı buradan geliyor galiba. Hocam alttan cevap soru geldi de. İnsana bu yolda yol alırken bir yardımcı veya kılavuz olan biri oluyor mu? Tam da sizin söylediğiniz şey de bu galiba, değil mi? Ona bir öğretmenlik yapan birisi oluyor. Tabii ki bu yolda yol alırken bir rehbere şu şekilde ihtiyacınız var. Öğretileri alıp aslında bu soruyu altını çizin. Programın sonunda meditasyon konusuna Tamam. falan girdikten sonra meditasyonun içerisinde anlatırsa Olur. çok daha Tamam. iyi kavranacağından eminim. Tamam hocam. Siz şimdi vejetaryenliği anlatıyordunuz. Evet. Şimdi bağlı olduğu hocası buna onun eğitimi aldığı şekilde ne zaman vejeteryan olması gerektiğini özellikle Mahayana Budizminin içerisinde çok ama çok önemli bir yeri teşkil etmektedir. Demin Theravada'dan bahsetmiştim. Şimdi Mahayana'nın içerisinde Çin kısmında bulunan Zen Budizmi dediğimiz bir Budizm şekli vardır. Bir de Japonya ve Kore'de bulunan bir farklı farklılık gösterse de orada da Zen Budizmi vardır. Bir de Vietnam'da Bir var. Evet. Zen Budizmi vardır. Vietnam'da. Tayvan'da da vardır. Şimdi buradaki Tayland bölgesinde, Vietnam, Tayvan bölgesindeki Zen Budizm olsun, Mahayana'nın Vajrayana kısmı olsun veya Theravada olsun, bireysel. Şimdi Zen Budizmi sadece bu yaşamın farkındalığını elde etmek için öğretileri verir. Onlar için aydınlanma, farkındalık sadece bu yaşam içindir. Theravada'da bireysel aydınlanma üzerine öğretilebilir. Mahayana'da toplumsal aydınlanma üzerine öğretilebilir. Theravada'nın büyük bir kısmında yeni başlamış, belirli bir seviyeye kadar eğitim almış öğrenciler vejeteryandır. Zen Budizm'in tamamında vardır bu vejeteryanlık. Ama Mahayana Budizm'in içerisinde bazı dönemlerde vejeteryansınızdır, bazı dönemlerde değilsinizdir. Çünkü burada çok uzun süreli meditasyonlar vardır. Evet. Yani bu 1 saat, 2 saat, 3 saat değil, günlerce, aylarca devam edecek meditasyon oturumları olduğu için buradaki beslenme şekilleri çok farklılıkla gösterecek. Ama Theravada'da böyle bir meditasyon oturumu olmadığı için bu beslenme şekilleri de çok da üzerine düşünmeden vejeteryan olarak yaşamlarına devam ederler. Bir diğer soru da canlılar da, yani bitkiler de canlı. Şimdi bitkiler de canlıdır. Fakat genelde bitkilerin
tamamını yemezler. Ondan çıkan meyveleri, ürünleri yedikleri için burada çok farklılık gösterir. Bir de Budistlerin vejeteryan olmayanların vejeteryan olmama kuralları ve yeme kuralları vardır. Yani buradaki kural şudur. Hiçbir zaman bir canlıya zarar veremez. Evet. Buna aracı olamaz. Canlıyken görmüş olduğu hiçbir canlıyı yiyemez. Evet. Ne güzel. Yani bunda hiçbir şekilde aracı olmaması gerekir. İşte burada hassasiyet, dikkat ettiğinizde canlı ile bitkideki canlılık farklılık gösterir. O değişim süreci içerisine girdiğinde biri vücutsal olarak hormonsal salgı bırakır. Bitkilerde bu salgı yoktur. Evet, tabii yani canlılar da bir portakalı koparmak için onu kopardığınızda ağaca bir salgı bırakmaz. Ama bir canlı geçişini yaparken salgı bırakır. İşte bunun için burada bunlara çok ince ayrıntılar vardır. Evet. Bir de Tayland bölgesi, o Theravada Budizmi dediğimiz keşişler asla hiçbir meyveyi dahi koparmazlar. Meyveyi dahi dalından almazlar. Eğer onu normal, yani sizin gibi parayla temas kurup çalışıp para kazanan normal yaşamlı dediğimiz, yani manastır içerisinde yaşamayan kişiler koparabilir. Ha, anladım, tamam, evet. Bizim koparıp manastıra aslında bağış mesela yapmamız. Şöyle örnek verelim. İkimiz yürüyoruz. Bir ağaç var. Ağaçta bir meyve var. Bunun sahibi sizsiniz. Dediniz ki bana, buyur kopar ye. Ben Mahayana Budizminin içerisinde olduğum için bizim öğretilerde bunu alıp koparabilirim. Siz söyleseniz. Ama sizin değil, onu alıp, tabii ki normal hiç kimse bunu yapmaz. Ama Theravada'daki bir keşiş bunu siz söyleseniz de koparamaz. Evet. Sadece sizin koparıp vermeniz gerekiyor. Ona vermemiz burada gerekiyor. Burada ince ayrıntılar vardır. Tabii bu yaşam biçim içerisine girdiğinizde daha rahat detaylarda kavranılabilir. Evet. Ben hemen böyle bir parantez açmak istiyorum burada ki Nepal'e geldiğimizde Nepal'de bulunduğumuz süre içinde, manastırda kaldığımız süre içinde bizden kesinlikle bir ücret talep edilmemişti. Bağış yapma özgürlüğümüz vardı ve biz zaten o çocukları görünce, sizlerin o bize ilginizi, bize öğretmeye çalıştığınızı görünce biz de bağışımızı yapmıştık. Ben İzmir'den sizler için bir sürü şeyler getirdim. Çocuklara balonlar getirdiğimi falan hatırlıyorum. Ve o felsefeyi, o kültürü hissetmiştim orada, evet. Şimdi sizin gelmiş olduğunuz manastır daha çok böyle kırsal kesimlerden gelen kimsesiz çocukların yaşama hazırlanması için eğitim lerini alıp okuma yazmalarını öğrenin. Çünkü halk kesimlerde okullar olmadığı için burada eğitim seviyesine gelip yaşamın içerisinde tutunacak durumdayken yaşama atılaraktan çalışıp ailelerine veya kendilerine bakacak duruma gelene kadar orada bizlerin eğitimi, öğretimi içerisinde birey olarak kendi bakımlarını, kendi kıyafetlerini, temizliğini, bireyselliğini, her şeyini öğrenip yaşama hazırlanır. Ama bu diğer daha yukarı eğitimlerdeki bu Gompa dediğimiz bilgelik okullarında durum çok, ama çok daha farklı. Farklı. Mesela orada
oradaki eğitimler daha farklı olur. Oraya giden öğrencilerin daha böyle farklılıkları olmak zorundadır. Çünkü onların o eğitimi bireysel olarak seçmeleri gerekir. Evet, Her hocam bu arada böyle. sorular geliyor. Taşıyor hocama direkt sorular geliyor. Çok özür dilerim. Arkadaşlar Halime Hanım taşıyor. Hocamız şu anda soruları göremiyor ama ben onları zaten öncesinden de listelemiştim. Sizin sorunuz da çok güzel bir soru. Sonrasında isterseniz onu kendi fikri olarak soralım. Ama bu belirtilen bütün soruları ben görebiliyorum. Şu an taşıyor hocam ama ya, iletiyorum, o cevaplıyor. Teşekkür ederiz. Çok özür dilerim hocam. Böldüm sözünüzü. Buyurun. Hayır, devam edebiliriz. İşte burada aileler manastırlara, yani bu eğitimlere, eğitim için çocuklarını gönderip onların ailelerinin bir lama olması, bir keşiş olması aile adına bir övgü olacağından dolayı farklı farklı öğrenciler isteğe bağlı olarak da bu okullara gelebiliyorlar. Evet, yazık, okuldan kaçmaya çalışan çocuklar da vardı. Hatırlıyorum, akşamları 9'da kapılar kilitleniyordu. Bazen ağlayarak gelen çocuklar oluyordu ama sonradan alışıyorlardı sizin sayenizde. Çünkü siz çok güzel ilgileniyordunuz çocuklarla. Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Evet, Renkli, gerçekten. dili, düşüncesi, Ne dini, ne olursa. olursa olsun çocuk çocuktur. Kesinlikle. Bizim Evet. master'ımızda çocukların hepsi Budist değildir. Aynı zamanda Hindu aileler de çocuklarını getirip orada Evet. eğitimleri için bizlere bırakırlar. Evet. Budist ailelerde, yani inancı olmayan ailelerde getirip çocuklarını bizlere bırakıp onların eğitimlerini, bakımlarını üstlenirdik. Peki hocam, çocuk demişken aslında yine bir varoluşu o özüne döndüğümüzde Budizm'de, Hinduizm'de de galiba, Hinduizm'de de aynı şekilde reenkarnasyon inancı var. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Yeniden doğuş. Şimdi reenkarnasyon bizde yoktur. Reenkarnasyon sadece Hinduizm ve Cainizm gibi dinlerde vardır. Bizde yeniden doğum vardır. Evet, yeniden doğum. Yeniden doğum ile reenkarnasyon çok farklıdır. Bir de bizde reinkarne vardır. Reinkarne, yani tekrarlayan, döngüsel yeniden doğum dediğimiz bir şey vardır. Bir isterseniz yeniden doğumun biraz açıp tekrarlayan yeniden doğuma bağlayıp sorunuzu tamamlamış olun. Olur. Şimdi Çok teşekkür ederim. Sağ olun. reenkarnasyon Hinduizm'deki bildiğim kadarıyla sıralı olarak dünyaya gelinir. Bu inançtır. Bu inancın içerisinde çeşitli formlarda, yani hayvan olarak diye tabir ettiğimiz insan formu dışında, yani at olur, maymun olur, fil olur, ama en sonunda insan olarak gelindikten sonra işte bu 86 bin küsür farklı formdan sonra insan olarak gelinip daha sonra işte bu yaşanmışlıkların hepsinin içerisindeki yaptığı iyilik ve kötülüklerin sonucunda cennet veya cehennem. Bu bir reenkarnasyon inancıdır. İnanç, Yani pardon. Hinduizm inancı bu. Bu inançtır. Ama bizimde bir inanç sistemi olmadığı için yeniden doğum vardır. Şimdi akıllara buradan bir sorum gelir. Yeniden doğum inanç değilse, yani bunu nasıl açıklarsınız diye bir soru sorarsınız dolayısıyla. Şimdi yeniden doğum bizim felsefemizin, yaşam biçimimizin içerisinde aslında ölüm diye bir şey yoktur.
Yaşam devam eder. Yani şu anda benle konuşan Bilge, 7 yaşındaki Bilge ile şu anda konuşan Bilge veya 20 yaşındaki Bilge aynı Bilge mi? İşte bize göre aynı Bilge değil. Kendi Değil. kendisini devamlı ilerleyen, değişen bu burun, ağız, saç, beden olarak, tırnak olarak her zaman kendi kendini yenileyerek devam eden bir bilge vardır. Bu demin konuşmamızın başında bilinç demişti. Evet. Bilincin devamlılığı vardır. Bilinç devamlı döngünün içerisinde, samsara deriz biz ona, samsaranın içerisinde döner. Bu yaşamın içerisindeyken bir noktada bir noktaya, yani bu formun içerisindeyken bir noktadan bir noktaya gelirken beden, düşünce tümdür. Birbirinden ayrı değildir. Biz buna bilinç deriz demiştik. Burada Evet. bilinç form içerisinde değildir. Zaten bilinç form şeklini almıştır. Bir nokta olarak düşünürseniz bu noktanın bir tohum olarak canlandırın. O tohumun farklı bir forma geçip büyüyüp tekrar tohum haline dönüp tekrar tohumdan devam edip tekrar tohum haline gelip tekrar tohum halinden devam ettiğini, yeniden doğumlarla devam ettiğini söyleriz. Evet. Hani Türkiye'de Hatay bölgesinde bunun çok güzel bir şeyi vardır. İspatları vardır. Yani hep geçmiş yaşamlarını hatırlarlar. Anneye der ki işte sen benim annem değilsin. Çocukluğumuzda genelde ailede çocuklar garip garip ya bu soruyu nereden soruyorlar dediklerinde bunlara bir anlam vermeyip onun üstünü kapattığında aslında o bilincin hatırladığı geçmiş yaşamdan kalan hatırladığı o anılar, o bilgiler bu yaşamına geçip devam ederken aslında onu konuşturup onun altını eşeleyip o gerçekleri çok güzel bulmak Hatay bölgesinde kişilerin Evet. çok karşılaştığı için bunu çok rahatlıkla buluyorlar. Dünyanın çok farklı farklı yerlerinde bunun örneklerini, canlı örneklerini görürsünüz. Bir de yeniden doğumu şöyle açıklarız. Bir ailenin içerisinde bir çocuk çıkar. Ailede çok farklı bir yeteneğe ve yere sahiptir. Yani ailede hiçbir müzisyenin olmayıp da onun muhteşem bir piyano çalması veya çok farklı bir ressam olması, farklı farklı yeteneklerin o küçüklükten ortaya çıkması ve bu yeniden doğumdan bir önceki yaşamdan devam ederek gelen yeniden doğumun kanıtları olarak bizlerde olan bir gerçekliğe baktığımız bir durumdur. Hocam Hataylılar ayyuka kalktı direkt. Hatay'dan selamlar diyenler var ama bir grupta diyor ki Hataylı olmayanlar da niye Hatay örneği verdi hocamız diyor. Niye Hatay diyor. Hatay'da bunu çok örnekleri olduğu için Hatay dedim. Türkiye'de bir Hatay bölgesinde duydum. Yani bu örnekleri onun için Hatay dedim. Hatay bir Yani de muhakkak başka insanlığın doğuşu. şehirlerde vardır. Evet, Hatay'da bir de insanlığın doğuşu müzesi direkt ilk oluşumların oradan olduğu bilgisi var. Onun için muhtemelen onlar o etkiyi oradan hissediyorlar ve yayılıyor Hatay'dan. Şimdi yeniden doğum deyince birine yani bu konu hakkında konuştuğunuz zaman biraz saçma gelebilir tabii ki. Yeni tanışmış bir düşünce, bir felsefenin bir düşünce yapısına geçmiş yaşam deyince şöyle bir durur. Bu neden bahsediyor diyebilir yani. Evet. Gelecek yaşam, geçmiş yaşam falan deyince tabii ki kişi biraz burada duraksayacağı için
Bunu ben Türkiye'de farklı farklı bölgelerde yaşadım. Ama Hatay'da yani gayet normal bir şekilde bu sohbet devam etmişti. Evet, Hatay'da hocam. meditasyon eğitimine gittiğimde orada bunları orada böyle hoş sohbetlerde yaşamıştım. Evet, şimdi sonuna doğru geleceğiz o meditasyon kısmına. Çünkü hocam meditasyonu öğretmek için ben de öyle tanımıştım zaten. Ama şimdi bu konuyu yeniden doğuşu tam başka konuya geçmeden hocam, karma da bununla alakalı bir durum galiba. Karmayı sorabilir miyim size de? Şimdi karmaya geçmeden önce bir Ha, de buyurun. reenkarne vardı. Onu anlatayım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu yeniden doğum karmanın yani karma burada devreye giriyor. Samsara yaşamın döngüsü demiştik. Yani doğum, ölüm. Aslında ölüm diye bir şey yok ama mecburen o formdan forma geçişi isimlendirirsek herkesin birbirini anlaması için biz de Türkiye'de ölüm diye konuşuyoruz. İşte bu ölüm doğum döngüsünün içerisindeyken yaşanmışlık yaşamın içerisinde yani şu anki yaşamın içerisinde yapılan fiziksel, zihinsel tüm davranışların etki tepki olarak bizlere dönüşü şu anki yaşanacak olan ve yapılan bunların hepsi karma olarak bizim yaşamımız içerisinde var olacaklar. Yani karmayı tek bir sözcükle açıklarsak bir banka ne yatırırsanız onu alırsınız. Yani ne kadar buğday korsanız buğday alırsınız. Pirinç korsanız pirinç alırsınız. Elma korsanız elma. Güzellik korsanız güzellik. Sevgi koyarsanız sevgi. Gülücük Alırsın. korsanız gülücük alırsınız. Yani bu bankanın özelliği ne yatırırsanız zihinsel, fiziksel olarak ne yatırırsanız onu alırsınız. Ha ben eylem yapmadım. Yok öyle bir şey. Evet. Zihinsel ve etkisel, tepkisel olarak yaptığınız her şey şu an yaşadığınız, geçmişte yaşadığınız bir karmanın devamı olabilir. Evet. Şu Hocam. anki yaşantınız gelecekte yaşayacağınız bir karmanın oluşturma safhası olabilir. Evet. Bu arada arkadaşlarıma bir şey söyleyeceğim. Zaten bir saatte Instagram direkt donduruyor ama bazı arkadaşlar diyor ki ekran donuyor. Duyduğuma göre ekranın donmasının sebebi yandan gönderdiğiniz o kalpler var ya, tamam biz de çok seviyoruz Taşı hocamız, sağ olsun kendisi, ama sevginizi o yandan kalplerle gönderiyorsunuz ya, onlar ekranı donduruyormuş. Bir de mesajlar geliyor, evet, ama görsellerle herkes bir mesaj yazdığında, koyduğunda hocamın yüzü görünmüyor biliyorsunuz ki. Onun için biz şu anda sizinleyiz. Hissediyoruz. Ben en azından buradan sorularınızı görüyorum. Ama daha etkin olması için, ekranın donmaması için o kalpleri kalbinden kalbine gönderelim. Oradan Canım, değil. Evet. teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Tam da bununla ilgili olarak şimdi şefkatinizi hissettim, sevginizi hissettim. Bu dinleyenlere karşı da çok da güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Budizm'de şefkate bakış açısı, merhamete bakış açısı nasıldır acaba? Şimdi buraya geçmeden ben ve sizlerin de bunu tavsiye ederim. Konuşmalarınızda açık dosya bırakmadan ilerlerseniz akşam yatağınıza yattığınızda mışıl mışıl uyursunuz. Şimdi reenkarneyi anlatmadım hala. O Ay kaldı. şey. Yani açık dosya olarak kaldı. Onun için onu Tamam. da anladım. İşte karmanın besleyişiyle samsaranın döngüsü yani yaşam çarkının dönmesi yani yaşam çarkını karma besler. Yeniden doğumlar yaşamdan yaşama geçerken bilinç yani burada kişi farkındalığını elde etmiş ise öğretileri güzel bir şekilde öğrenip
bilinçli bir şekilde, yani öyle karambola değil. Hadi tüneli görüyorsunuz, tünelden geçeceksiniz. Bu tünel nereye gidiyor? Hopala girdik karanlık. Öbür taraftan çıktık. Nereye geldik? Durumu yeniden doğumda. Bu karmanın, işte yaşanmışlıkların oluşturulmuş olan karmanın tünele girip çıkışı yeniden. Reenkarnasyon. Evet. Yeniden. Evet. Şimdi tünele girmeden önce, tünele giriş zamanının geldiğini ve hazırlığın yapıldığını, tünelden sonra nereye gidileceğini bilen kişi mektubunu yazar. Onu güzelce hazırlar, bir öğrencisine verir. Bir diğer öğrencisine başka bir zarf verir. Başka bir öğrencisine başka bir zarf verir. Başka bir öğrencisine başka bir zarf verir. Tünelden giriş zamanı geldiğinde tünelden girer, çıkar. Ve yeni yaşamı başlarken reinkarne olayı da burada başlamıştır. Kişi kim olduğunu bilir. Burada bilincin uyku haliyle uyanıklık arasındaki bir hal vardır. Bu durumda o verdiği zarflar, öğrenciler, tek kişi yapması gereken bunların sıralaması vardır. Bu zarflar açılarak o öğrenci, yani tünelden geçen kişi bulunur. O tekrar işte o bilge evine, manastır dediğimiz gompaya alınır. Aileye bilgi verilir ve bu eğitim orada devam ederek geçmişin yaşayan devamı olarak yaşama devam eder. İşte biz buna reenkarne diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sevgi, Şefkat. şefkat, merhamet. Şimdi bu dizimin temelini aslında sevgi, şefkat oluşturur. Sevgiyle şefkat, yani bilgelik oluştuğu zaman, Budizm'in temel taşı olan bilgelikle şefkat oluştuğu zaman aslında bunlar birbirinden farklı değildir. Bunu da şöyle izah etmeye çalışayım. Bir uçarken gözlerinizi bakarsınız. Kanatlarınızla yön verirken işte bu bilgelikle şefkatin birlikte olmasıyla hareket edilir. Yani ikisi birbirinden ayrı değildir. Budizm'in içerisi, Budizm dediğinizde bilgelik ve şefkat tamamıyla Budizm'i temsil eder. Evet. Sevgiye ve merhamete bakışı Budizm'in böyle batıya göre çok daha farklıdır. Eğer ki sevgiyi hassasiyetle hiçbir karşılık beklemeden, kar beklemeden, çıkar beklemeden, tamamıyla kişi üzerine veya canlılar üzerine, durum üzerine uyguladığınız zaman şefkati temsil etmiş olursunuz. Ama sevgiyi farkındalıkla veya farkında olmadan, şöhret, şan, karşılık, çıkar gözettiğiniz zaman bu tamamıyla merhamete döner. Öğretilerin içerisinde her ne kadar merhamet kelimesini de kullansam da buradaki merhamet aslında durumu bağışlamak, saflaştırmak, esasını öne çıkarmak için kullandığımız bir kelimedir.
Ama bu dizimin içerisinde merhamet olgusu yoktur. Bilgelik ve şefkat vardır. Evet. Bilgelik çok keskindir. Nettir. Saftır. Çocuk zihni gibi. Katıksızdır. Dost doğrudur. Eğilmez, bükülmez. Sert gibi algılansa da çok ama çok keskindir. Şefkat de o affet, bağışlama, hoş görme gibi duyular var. Ama Budizm bunun ikisini demin dediğim kuş örneğinde uçarken kanatlarıyla gözlerin hareket etmesi bilgelik ve şefkat birbirinin içerisinde Budizm'de temsil edilir. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi konumuz benim bana gelen sorular, benim de oluşturduğum sorular da meditasyondu ama birkaç dakika sonra kapanacak. Onun için ben diyorum ki isterseniz küçücük bir ara verelim. Meditasyon kaldı. Meditasyonla mindfulness, burada bir sürü mindfulness merak edenler var. Aynı şey mi? Meditasyonla trans dediğimiz şey birbirinden farklı mı? Ve sonra da meditasyon öğrenmek isteyen birilerine önerileriniz neler olabilir konusu var. Çünkü tabii ki herkes Nepal'e gidemez, herkes taşıyla tanışamaz belki. Bunun için birazdan yani yaklaşık 3 dakika içinde kesilecek. İsterseniz bir kısa 5 dakika ara verelim. Ondan Tamam. sonra meditasyonla devam edelim. Ne dersiniz? Tamam, tamamdır. Tamam. Uygundur. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Ben kilettiğim şekilde soruların da hepsini aldım, almaya devam ediyorum. Bir 5 dakika hocamızı dinlendirelim. Kesmeden de biz kapatmış olalım. Sonrasında tekrar döneceğiz. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz hocam. Sağ olun.